Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve parti üyeleri 14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle ilçemizdeki eczacıları ziyaret ettiler. Evet, bugün 14 Mayıs Eczacılar Günü. Ülkemiz adına, ilçemiz adına fedakar ve cefakar eczacılarımızı bir tanesini ziyaret edelim dedik. O da yönetim kurulu üyemiz Celal Koç oldu. Abi kura çektik, yani özel torpil yok, kura usulü oldu. Bu arada şansın yerinde, teşekkür ederiz. Şimdi birkaç eczanemize daha ziyaret edeceğiz temsil olarak. 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü özellikle kutlamak istedik. Yönetim kurulu arkadaşlarımız arıyorlar. İnşallah güzel ve özel görevde bulunduğunuz için size ilçemiz adına ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten fedakarlık isteyen, nöbetiyle, hastasıyla her türlü durumu gören fedakarlık isteyen bir meslek. Yeniden teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle böyle bir şey için, mesleğimize değer verdiğiniz için, bir de böyle bir hani ziyaret uygun gördüğünüz için teşekkür ederim tüm eczacı camiası adına. Mesleğimizi gece gündüzüyle, işte nöbetiyle ciddi anlamda zor bir meslek. İktidarımızın da bize son dönemde özellikle ciddi destek olduğunu düşünüyorum. Mesleğimizi iyileştirmesi adına. O anlamda da tekrar meslektaşlarıma da teşekkür ediyoruz. Son dönemde. Teşekkür ederim. Hayırlı işler dileyelim. Hem bir ziyaret edelim. Zor ve fedakarlık isteyen bir görev icra ediyorsunuz. Yani nöbetiyle, hastaların her türlü hastalık var, sağlıkta yani. Evet. Sağlık sektörü gerçekten zorlu bir sektör. Evet. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Hatırlamak için güzel bir şey. Çok güzel. Doğru. Yani ilçemizi temsil eden 25 eczaneden bir tanesi de Harun kardeşim. Yeni eczacılarımızdan. İnşallah ilçemiz adına güzel işler yaptığını duyuyoruz, takip ediyoruz. Yapacağına da inanıyorum. İstanbul'da da. Bizim de üzerimize düşen hükümet olarak ya da yönetim olarak yapabileceğimiz ne varsa her zaman ilçemiz adına yapılan her şeyin yanında ve arkasındayız. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bizlerden bir isteğin, bir istirham varsa çok da sağlık, çok mutlu olduk. Merhaba. 23 eczacı arkadaşım adına alıyorum bunu. Teşekkür ediyorum içerisinize. Sağ olun Kemal'cim. Bu fedakar görevi yapan tüm eczacılarımızın. Valla hayatlar döneminde bu tür sorumluluklar olacak. Şimdi sıra sizlerde. İnşallah. Siz de eczacılarımıza hani grubunuz varsa oradan bir teşekkür ederseniz. Tabii. Tamam. Yapacağımız bir şey olursa hükümetimiz adına, yönetimimiz adına sonuna dün kadar. Dün protokol görüşmeleri vardı Çalışma Bakanlığı'yla. Dün İnşallah. Bütün Eczacılar Birliği'yle birlikte de zaten dün bağlandı yani yeni yılın protokol görüşmeleri bağlandı. Yani bizim de özel iletmemizi istediğiniz özel bir konu varsa onu siz bana bildirirsiniz. Yani ne gerekiyorsa yaparız. Bizim genelde hani örgütlü bir yapı olduğumuz için eczacı odaları var. Biz de Antalya Eczacı Odası'na bağlıyız. Asıl Türkiye Eczacılar Birliği bizim ana örgütümüz. Evet. Oradan zaten sorunlar iletiliyor hem Sağlık Bakanlığı'na hem Çalışma Bakanlığı'na. Sıkıntılar var ama ülkenin her yerinde var yani. Olacak da bunlar. Şimdilik mesleği götürmeye çalışıyoruz biz de ama. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Görüşürüz. Ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Aynı duruyor.